acep neden? Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden. Bakarsan bağlı penceremden dünya kapkaranlık, neden bilsen? Aç kapıyı gibi içeri, gönlüm bekliyor seni. Aç kapıyı gibi içeri, gönlüm bekliyor seni. Efendim babacığım. Baba ne yaptın? Çıktın mı işten? Çıktım babacığım. Yoldayım, geliyorum. Birazdan evde olurum. Ne oldu? Şey diyecektim. Ben her şeyi yaptım. Annem bir şey anlamadı, tamam mı? Emin misin? Ya çok eminim hem de. Tamam kızım. Ben de hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi yapacağım gelince, tamam mı? Tamam, çaktırma ama. Ay çok heyecanlıyım ya. Çok mutluyum. Acaba beğenecek mi? Beğenecek tabii, bayılacak. Nehir. Anneciğim ne yapıyorsun orada? Kimle konuşuyorsun? Aliye'yle konuşuyordum. Ödevimiz var da. Ödev? Bak sen, demek ödev konuştunuz ha? Sen bu telefonu bırakır da ödev yapar ya, mıydın hiç? Ya anne versene şu telefonu. Ya anne versene ya. Sinir ediyorsun ey insanı. Hem ben batı gibi bir anne ya. Biliyorum kendi sorumluluklarımı. Ya benim kızım büyümüş ama ben ona bebek muamelesi mi yapıyorum? Yapıyorsun bazen. Tamam, söz bir daha yapmayacağım. Ama önce gel bakayım burayı, bir öpeceğim. Ya. Gel buraya gel. Anne. Ya anne öpme şöyle ya, sinir oluyorum. Baban öpünce bir şey demiyorsun ama bak bozuluyorum. Biz geldik. Ben de oğlumu öperim o zaman. Yıkandın mı sen, giyindin mi? Oh, mis gibi kokmuşsun ya. Yakışıklı olmuş muyum? Çok yakışıklı olmuşsun. Babandan da mı çok? Babandan da çok tabii. Baban seni nasıl geçsin ya? Otur bakalım buraya. Babam geldi. Ayşıl dur ben bakarım. Tamam tamam. Nasıl görünüyorum? Çok güzel görünüyorsunuz Neslihan Hanım. Hadi siz de mumları yakın bakalım. Çocuklar, hadi koşun, çocuklar. Koşun. Gel. Hoş geldin. Aşkım. Bu ne güzellik, bir yere mi gidiyoruz? Murat. Ne? Yani çok tatlısınız ama. Anladım değil mi? Anladım tabii. Ama Nehir çok heyecanlı. Anladım, anlamaz. Tamam tamam, çaktırma. Hadi gidelim. Tamam. Baba geldi. Baba. Gel gel. Ya. Şimdi gel. Ayşe'cim çorba servisine başlayalım. Gel bakalım böyle. Bu ne güzel sofra ya. Hayırdır, misafir falan mı gelecek? Misafir falan yok, kendimiz için. O zaman ben bir elimi yüzümü yıkayayım, geleyim. Anne. Efendim canım. Babam unutmuş mu, bir şey demedi. Ay bilmiyorum ki anneciğim. Baban hiçbir şey unutmaz derdim ama galiba bu sefer unuttu. Ne unuttu babam? Bugün annemle babamın evlilik yıl dönümü. Onu unuttu galiba ama sakın bir şey söyleme, tamam mı? Evet. Vallahi bütün gün koştur hiçbir şey yemedim. Ay ama aşk olsun Murat. Kaç kere söyledim sana. Birilerine söyle, bir şeyler getirsinler sana. Doğru söylüyorsun aşkım da, unutuyorum, ne yapayım. Ya aslında ben yani şu anda ne unuttum onu merak ediyorum. Yani bu muhteşem sofra. Siz çok güzel giyinmişsiniz. Bugün kesin bir şeyimiz vardı ve ben unuttum kesin. Evlilik yıl dönümü. Ah. Ya Batu ya. Aşkım çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Olur canım böyle şeyler. Ne yapalım? Abartmayalım değil mi? Alt tarafı bir gün. Alt tarafı bir gün olur mu ya? Bugün bu ailenin doğduğu gün. Beni önce güzel karıma, sonra güzel çocuklarıma kavuşturan gün. Unutmuşsun ama. Acaba? Aa, unutmadın mı? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun Serkan. Çok güzel bu. Çok güzel. İnanılmaz bir şey bu. Takalım parmağına. Ya ben çok şanslıyım. Hepinizi çok seviyorum.
İyi ki varsınız. Oh. Demek baba kız beni kandırdınız ha? Bunun hesabını sorarım ben sana. Tamam anne, sonra sorarsın ama şimdi asıl hediyemize geçelim. Evet, sürprizlerimiz daha bitmedi efendim. Buyurun. Nasıl yani? Gel. Gerçekten gel, gel. Mi? Gel aşkım. Ne gel. Hazırladınız? Murat Bey, bizim küçük evin yeni kiracısı gelmiştir. Suları kapanmıyormuş, musluğu patlamış. Vananın yerini soruyor. Ne kiracısı ya? Biz orayı kiraya mı verdik? Yani Nesrihan Hanım... Allah. Tamam tamam, ben hallederim. Siz oturun, ben geliyorum. Neslihan. Efendim canım. Sen bu yan tarafı kiraya mı verdin? Ha, yok yok, öyle değil. Ben sana dönünce anlatacağım. Sen git şimdi bak da parkeler falan kabarmasın. Ha Murat. Kıza yine kaba davranma lütfen. Yine mi? Damla, ne işin var senin burada? Damla, ne arıyorsun burada? Delirdin mi sen? Buraya taşındım. Ne demek buraya taşındım? Kafayı mı yedin sen? Dibine taşınmak ne demek? Ne var canım? Sevgilimin evlilik yıl dönümünü kutlamaya geldim. Hazır mısınız? Evet. Baba menemeni geliyor. Yahu ne menemen yaparmışsın ya Murat. Evet, hazırlayın tabakları. Güzel kızıma. Yakışıklı oğluma. Baba ben yumurta sevmiyorum ki. Bilmiyor musun? Babacığım bu yumurta değil ki, menemen. Evet, baksana şunun güzelliğine. Menemen bu ya. Böyle böyle yenir bu. Çocuklar. Biraz. Hadi geç kalıyoruz. Kalkın. Batu, sen daha tabağını bitirmedin mi anneciğim? Hemen bitiriyoruz herkese, hemen. Şu menemenin güzelliğine bak, yenmez mi be? Demek kahvaltının sonunda menemen yetişti ha? Harikasın. Geç olsun da güç olmasın menemen. Biz çok geç kaldık. Batu, hadi anneciğim gel. Gel bir tane nehir, hadi. Anne, ben ekmeğe sürmüş menemen istiyorum. Ben süreyim sana kuzum. Ayşe, sen bunları al, çantaları al, ben hallederim. Ya oğlum, canım. Menemen öyle ekmeğin üstüne sürülmez. Böyle alırsın ekmeğini, böyle banacaksın, hop. Biz böyle de yeriz. Babası bak mis gibi oldu. Hadi bakalım sevgilim, gel canım, gel bir tane. Koş babaya sarıl, bay bay baba. Öpücük. Öpücük. Nehir, hadi. Ben seni öpeyim. Aferin size. Seni de öpeyim güzel kızım. Koş koş koş. Görüşürüz süper baba. Görüşürüz canım. Hadi bakalım koş. Aç ağzını. Aç aç aç. Efendim? Ne o ses? Bozuk musun hala bana? Bu saatte evde olduğumu biliyorsun. Niye arıyorsun? Dün sen öyle birden gidince... Ya benim gözüme uyku girmedi. Barışalım. Çocuk muyuz biz, küselim barışalım? Ama sen öyle birden gidince... Ama sinirliyim, üstüme gelme. Ben sinirim geçince seni ararım. Elim kolum dolu.
tuzak, beni tuzak, beni tuzak. Sarpa sarıyor kelime, sarpa sarıyor kelimeler. Sarpa sarıyor kelimeler ve yarıda kalıyor cümleler. Hep sarpa sarpa sarıyor. Gel anneciğim, çok geç kaldı. Açalım, gel bebeğim. İn bakalım. Hoppa, çantamız nerede? Şimdi artık gel. Tut elimden. Tut ablan elinden. Al bakalım çantanı. Hı, anneye bir yapacak. Anne ne tutak ya? Hadi dikkat edin kendinize. Görüşürüz anne. Görüşürüz bir tane. Geç kaldınız yine. Ay sormayın kızlar. İki çocukla evden anca işte koştur koştur çıkıyoruz. Sen yüzüne bir şey mi yaptırdın? Ne gibi? Böyle bir fresh fresh duruyor. Yaptırmışsın gibi sanki ha? Yok yani gerçekten hiçbir şey yaptırmadım. Arada bir botoks. Yani onu da uzun zamandır yaptırmıyorum zaten. Ay araba. Ben kaçtım, görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Bay bay. Pardon. Yalan. Ay yalan tabii canım. Kesinlikle bir şey yaptırmış. Ay olabilir kızlar. Ne var bunda? Biz de yaptırıyoruz. Ay biz yaptırıyoruz ama saklamıyoruz. Yani bence aslında o kadar da güzel değil ya. Yani çirkin de değil ama kızlar olay şans, şans. Görmediniz mi dün? Kocası defilede aşkını ilan etmiş. Bilime arada kalıyor cümleler. Yarıda kalıyor günler. Eline boyuna düşünün hileleri. Ve sarpa sarpa sarıyor cümle. Yarıda kalıyor kelimeler. Sarpa sarıyor hileler. Ve havada kalıyor gülmeler. Ay doğsun gün batsın. İntikam kimin gelip alsın. Cümlelerimiz yarım kalmış. Bırak olsun öyle kalsın. Düşmanlıkların hadi baksın. Buna dayanamayanlar kalsın. Herkes verdiği sözü tutsun. Tutamayan varsa yana kaysın. Taşıyamıyorsan yere bırak. Taşıyamıyorsan yere bırak. Konunun aslı çok uzak. Konunun aslı çok uzak. Kafanın içine yolu bir aç. Lütfen bir tane. Lütfen bir tane. Lütfen abla bir tane. Yeni konu bulun. Yeni, yeni konu bulun. Elim, elim, kolum. İyilik yaptın sen şimdi değil mi? Ben o çocuğa para verdikçe çalıştırmaya devam edecekler diye düşünmek yok tabii. İyi günler. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Ben acil kaydolmak istiyorum. Tabii hemen yardımcı olayım. Şahika anne. Neslihan nasıldı bu sabah? İyi. Niye ki? Ne demek niye? Dün hastanelik oldu ya. Ha, ya tansiyon düşüktü ama geçti gitti. Hmm. Önemli değil yani. Ya hayır önemli tabii de. Şov yapmada iyisin. İyisin de iş inceliğe, samimiyete gelince... Olmuyor değil mi? Orada batırıyorsun. Toplantıda görüşürüz. Tövbe estağfurullah. Canım. Aşkım, merak ettim. Nasıl oldun? İyiyim. İyiyim, merak etme. Restorandayız. Ha, kimle? Ha, Damla'yla. Damla mı? Damla kim? Anlatmıştım ya sana hani, spor salonunda benimle ilgilenen kız. Teşekkür etmek için yemeğe getirdim bizim İtalyana. Damla mıymış onun adı? Aha. Buradan da sergiye gideceğiz. Damla da ressammış. Ressam mı? Aha. Hangi sergiye gideceksiniz? Sema'nın galerisinde genç bir sanatçının sergisi varmış. Oraya gideceğiz. Niye sordun? Sen de mi geleceksin? Yok. Hemen çıkıyor musunuz? Yok. Bir süre daha devam ederiz herhalde. Niye sordun sen? Sergiye mi geleceksin? Yok aşkım, yok.
Yani bilemedim daha doğrusu. Şu işlere falan bir bakayım ben. Haberleşiriz aşkım, olur mu? Tamam, görüşürüz. Sen nasıl geldin buraya? Ambulansla mı getirdiler? Yok, spor salonunda bir kız. O yardım etti bana. Damla, hani anlatmıştım ya sana. Spor salonunda beni kurtaran kız, kahramanım. Teşekkür edeyim ben. Nerede? Az önce çıktı. Biliyor musun, o da ressammış. Ressam? Hah, Şenur, selam. Karar verdiniz mi? Neye? Paris mi, Londra mı? Sen onu söylüyorsun. Yok, henüz karar vermedik. O zaman bence Paris. Ne demişler? Aşıklar şehri. Öyle ki baş başa gidiyorsanız değil mi? Öyle mi diyorsun? Yani bakalım, bilmem. Benim işim var, kaçmam lazım. Görüşürüz sonra, olur mu? Ay, ama dur. Asıl ben sana şeyi soracağım. Geçen gün seni hastaneye götüren kız vardı ya. Nereden tanıyorsun sen onu? Tanımıyorum. Yani tanımıyordum. Sağ olsun kızcağız, o gün ben fenalaşınca yardım etmek istemiş. Sen niye sordun? Tanıyor musun? Yok, ilk defa gördüm. Ama tanıyorum dedi seni. Siz hastaneye giderken ben dedim ki sen dedim Neslihan dedim tanıyor musun dedim. Evet dedi, tanıyorum dedi. Ben o yüzden bıraktım seni, arkadaşın zannettim. Bilmiyorum ki artık ya, belki o an ağzından panikle öyle çıkmıştır. Neyse, ne önemi var? Benim gitmem lazım Şenur. Görüşürüz. Bay bay tatlım. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bitti. Terk etti beni. Bana ondan başka iyi davranan bir sen vardın. Her şey için teşekkür ederim. Çok iyi birisin. Hep iyilikler çıksın karşına. Hoşça kal. Ne? Ne demek şimdi bu? Alo? Damla. Damla, iyi misin? Bilmem. Damla. Mesajını okudum. Korkuttun beni. Bir şey mi yaptın sen? Yaşamak için bir sebebim kalmadı. Damla, böyle söyleme. Geliyorum bak. Bekle beni, tamam mı? Geliyorum ben şimdi. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Buyurun. Bir arkadaşımın intihar ettiğinden şüpheleniyorum. Ne olur acil bir ambulans gönderin, ne olur. Pardon, birine mi baktınız? Ben birini arıyorum. İsmi Damla. Ressam, kısa siyah saçları var. Burada oturuyor. Daha önce geldim ama hangi katta bilmiyorum. Aa, ressam dedi. Evet o. Açar mısınız kapıyı? Birinci kat, dördüncü daire de. Tamam, sağ ol. Tamam, açar mısınız? Buyurun efendim. Sağ olun. Hayırdır inşallah. Gerçekten öleceğim. Ay, öleceğim. Damla, Damla Neslihan ben. Lütfen açar mısın Damla? Damla bak, kapıyı kırdıracağım. Aç şu kapıyı lütfen Damla. Damla lütfen aç kapıyı. Damla, beni duyuyor musun? Damla aç şu kapıyı. Thank you.
Neslihan. Damla duyuyor musun beni? Deniyorum. Damla aç lütfen. Hadi dayan. Damla bırak kendini. Ambulans geldi. Bak dayan hadi aç şu kapıyı. Lütfen aç artık lütfen. Deniyorum. Damla aç kapıyı. Damla. 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 Damla, bir şey söyle. Hadi bir şey söyle, ne olur bir şey söyle. Bırakma beni. Tamam, aç gözlerini. Aç gözlerini, ne olur. Damla kendine gel. Damla kendine gel, aç gözlerini. Yardım edin, yardım edin. Bana bak. Damla kendine gel, aç gözlerini. Hanımefendi, bir müsaade edin, çekilin lütfen. Yardımcı olun bize, şöyle kenara gelin, sakin olun. Kurtarın onu, sakin, kurtarın tamam. Onu, kurtarın. Durumu. 24 yaşında kadın. Yüksek doz ilaç kullanımı. Damla. Soyadını bilmiyorum. Az önce ambulansa getirdiler. İçeri alın da müşahede odasından. Siz lütfen şu alanda bekleyin. Damla, neredesin? Çıktın mı hastaneden? Evet, orayı biliyorum. Bekle beni orada, geliyorum ben. Merhaba. Hastaneden çıkınca eve gider biraz dinlenirsin diye düşünmüştüm. Biraz hava almak istedim. Ne yaptınız? Yani erkek arkadaşınla konuştunuz mu? Konuştuk. Bence o da boşanmak istiyor. Ama korkuyor. Yani çocukları daha çok küçük. Onları görememekten korkuyor. Sen ne hissediyorsun peki? Bilmiyorum. Tek bildiğim onsuz yaşayamadım. Nefes alamadım. Damla, benim bir kız kardeşim vardı. Sen yaşlardaydı o zaman. Bir gün geldi bana. Abla dedi böyle. Çok seviyorum, aşığım. Ama adam evli. Sonra ne oldu? Babam annemi aldatmıştı. Ev karışıktı o zaman. Ben daha karışıktım. Bağırdım, çağırdım. Dinlemedim. Kestirip attım. Onsuz yaşayamam, ölürüm dedi. Ben de öyle o zaman dedim. İntihar. Arkun Oltekin küçük kızı Ece 19 yaşında intihar etti. Ece'nin intiharının sebebi bilinmezken dedikodu camiasında genç kızın evli bir iş insanıyla uzun zamandır ilişki yaşadığı konuşuluyor. Thank you.
İntihar mı etti kardeşim? Ben onu kurtaramadım. Sonra hayat seni karşıma çıkardı. Sanki ders vermek ister gibi. Ne bileyim. Belki de Ece göndermiştir seni yardım edeyim diye. Belki de. Yoksa bu kadar tesadüf saçma olurdu değil mi? Bu yüzden ben sana yardım edeceğim. Madem sen bu adamı bu kadar çok seviyorsun. Çok seviyorum. O zaman o adamın karısından ayrılıp sana gelmesi için ne gerekiyorsa birlikte yapacağız. Ya gerçekten mi? Ben kardeşime yapamadığım ablalığı sana yapacağım. Thank you.